Evet, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker yine paylaşımlarına başladı. Deli Çavuş adlı bir Twitter hesabı üzerinden tweet dizisi paylaştı. Aslında günler öncesinden de Demirören ailesini işaret etmiş ve bir şeyler açıklayacağını söylemişti. Şimdi Demirören'le ilgili iddialar var. Orada sevgili izleyiciler, Erdoğan, Demirören ve Şevki Yurtkaya'nın mallarına çöktü diyor. Bir taraftan birinci MİT raporu olarak bilinen bir raporla ilgili açıklamaları var. Eski İstanbul Aşağı Şube Müdürü'nün eşi 5 çuval belge verdi diyor ve pek çok daha aslında iddiası var. Şimdi ona bir bakalım. Sizin peşinizi bırakmam. Bana neler yaptınız. Sizi bırakmayacağım. Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker daha önce duyurduğu Demirören dosyasını açtı. Demirören ailesi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Bir de Yıldırım Demirören. Böyle bir isim, böyle bir adam. Deli Çavuş isimli Twitter hesabından çok sayıda paylaşım yaptı Peker. İş insanı Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören'in Yorgi Papadolus'u öldürüp mallarına el koyduğunu iddia etti. Peker'in iddialarına göre Erdoğan Demirören, Milangaz'ın eski sahibi ve çocukluk arkadaşı Şevki Kurtkaya'nın desteğiyle Sirkeci'de 50 metrekare bir makas dükkanı açtı. Peker, Şevki Kurtkaya'nın kardeşleriyle yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle Milangaz'daki hisselerini Demirören'in üzerine yaptığını, Demirören'in ise yeraltı dünyasından bazı isimlerle anlaşarak hisseleri geri vermediğini ve Milangaz'a çöktüğünü iddia etti. Bundan sonra bu arkadaşı Pamukören diye yoklamalarda sayacağım. Pamukören deyince anlayın bu. Sedat Peker ayrıca Demirören'in Yorgi Papadolus isimli Rum asıllı bir vatandaşı öldürüp yurt dışına gittiği beyanıyla başta Arşimindis şirketi olmak üzere tüm mallarına çöktüğünü ileri sürdü. Peker, adamı önce kravatla boğup sonra da yakarak öldürmüşler. Mehmet Eymür abinin hazırladığı 1. MİT raporunda detaylıca yazıyor diye yazdı. Sen benim evde karım. Sanki suç aletleri karımın odasından çıkmış gibi, kasadan çıkmış gibi yayın yapıyorsun. Peker'in iddialarının ardından gözler bir kez daha söz konusu rapora çevrildi. 1. MİT raporu olarak bilinen o rapor 1988'de Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı döneminde hazırlandı. Raporu yazan ismin MİT eski kontrterör daire başkanı Mehmet Eymür olduğu öne sürülüyordu. Eymür raporun kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ayrıldı. Aslında rapor eski MİT'çi Nuri Gündeş'in karıştığı iddia edilen olayları anlatıyordu. Ancak rapora Demirören ailesinin adı da girdi. Raporda Erdoğan Demirören'in Arşimidis işini kapattırdığı ifadesi yer alıyordu. Peker, eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın Sedat Peker'in yaşı yetmez, bu cinayetin bilgileri devletten verilmiştir ifadelerine de yanıt verdi. Elindeki arşiv bilgilerinin birçoğunun eski İstanbul Asayiş Şube Müdürü Cemil Gülmen'in eşi Neriman Gülmen tarafından kendisine 5 çuval içinde verildiğini söyledi. Peker paylaşımlarının devamında Yıldırım Demirören'e de sert sözlerle yüklendi. Rahmetsiz baban Ata Koleji'ni niye satın aldı diye soran Peker, sen geri zekalı olduğun için sınıfı geçemezsin diye aldığı ifadelerini kullandı. İnşallah Sayın Başkan dediği gibi.